Efendim yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Konuğum Önay Alpago. Gündemi konuşa konuşa gidiyoruz. Birazdan İstanbul Platformu, İstanbul Dayanışma Platformu'nu konuşurken İstanbul'a dair sonra kırmızı kurdelelerimizi hazır takmışken kadına şiddet, kadına karşı şiddet, kız çocuklarımızın 12 yaşından itibaren evlendirme meselesine dair konuşacağız ama önce dışarıdan yeni haberler bunların. Hepsi yeni haber. Muhtemelen ilk kez duyacaksınız. Fokur fokur fokur. Dışarıda bir yüksek gerilim var. Bakın. Türkiye'ye bunu yansıtmıyor iktidar. Ya da şöyle yansıtıyor. Öyle yaptılar, böyle yaptılar. Vururum yumruğumu masaya dedim. Beni dinlediler diye yazıyor. Hayır öyle değil biliyorsunuz. Bu programı izlediğiniz zaman ben size resmi açıklamalarla aktarıyorum. Hiç öyle olmadığını sizler de görüyorsunuz. Çok sıcak notlar var. Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı Amerika'daydı, Washington'daydı. Bir takım temaslarda bulundu. Ve sonra kah Amerika ile kah bölge ile Suriye ile ilgili bir şeyler söyledi. Burada bize dair çok kritik mesajlar var Lavrov'dan. Şimdi diyor ki bir kere Amerika diyor El Nusra'yı ki El Nusra biliyorsunuz El-Kaide'nin ve IŞİD'in yavrusudur. Ya da kuzenidir, yeğenidir ne derseniz. Esad'a karşı korumak, Esad'a karşı kullanmak için koruyor, kolluyor El Nusra'yı diyor. Kim kullanıyor? Amerika. Arkasından dönüyor. Bunun üzerinden Türkiye'ye şunu söylüyor. Lavrov diyor ki Türkiye diyor muhaliflerle bu cihatçıların teröristlerin diyor hatta teröristleri ayırt etmiyor, ayırt edemiyor diyor. Hani bir miyopluk mu var işin içinde niye ayırt edemiyor? Aslında biliyoruz değil mi biz bu soruların yanıtını? Türkiye sorumluluklarını bu nedenle yerine getirmiyor diyor. Nedir o sorumluluklar? Suriye'de İdlib şu anda en hani böyle cerahat vardır, işte enfeksiyon kapmıştır bir yer, iltihaplı. Zonklar ya. İdlib bölgede öyle bir yer. Çünkü adı El Nusra olmayan fakat El Nusra'dan doğmuş 10 tane, 20 tane, 30 kaç tane ise cihatçı, katil, örgüt, terör örgütü orada İdlib'de bulunuyor ve o bölgeyi Türkiye ben temizlerim taahhüdünde bulundu Soçi'de. Daha önce Rusya ile yapılan anlaşmalarda siz bana bırakın ben dedi temizlerim orayı dedi fakat temizleyemedi. Lavrov onu hatırlatıyor ve diyor ki Türkiye sorumluluklarını yerine getirmiyor, teröristle muhalifi ayırt edemiyor ya da etmiyor. Onlardan biri olan El Nusra'yı da diyor Amerika kullanıyor diyor Esad'a karşı. Daha doğrusu Esad'a karşı kullanmak üzere kolluyor diyor. Amerika ile Türkiye'nin de bu konuda işbirliği yaptığını açıkça söylemese de söylüyor. Şimdi bunun sonrasında Amerika'dan bir başka haber daha geldiydi biliyorsunuz yaptırımlar konusunda. Çavuşoğlu bir çıkış yaptı. O da dedi ki Çavuşoğlu da eğer Amerika yaptırımda ısrar ederse dedi S-400 meselesi yüzünden ki edecekler öyle görünüyor. İncilik ve Küreci'yi gündeme getiririz dedi. NATO'ya rağmen, Amerika'ya rağmen nasıl yapacaklar? Yani yaparlar mı, yapabilirler mi? Bilmiyorum. Böyle bir şey söyledi. Bir başka haber, gene sıcak bir haber. Bu kez Libya başlıkta. Libya haritasını ben size gösterdim. Şimdi Tobruk hükümeti denilen bir hükümet var, bir de Trablus'ta var. Trablus'takiler biliyorsunuz, Müslüman günlerdir kardeş. Söylüyorum, Müslüman kardeşler örgütünün oluşturduğu bir konseyin yönetiminde Trablus hükümeti. Ve Türkiye onları destekliyor tabii ki. Karşısında Rusya'nın arkasında ve Mısır'ın arkasında olduğu General Hafter komutasındaki bir ordu ve hükümet var. General Hafter ordusu
Tobruk ordusu ne diyeceğiz artık onları da bilemiyorum ya. Tobruk merkezli. Yani. Evet. Trablus'u geldi kapısında. Trablus'u düşürdü, düşürecek. Orada muazzam bir şey var. Erdoğan bu konuda çok birazdan o konuya getireceğim, gündeme soracağım. Öney Alpagay'ı öne düşündüğünü. Ama sıcak haber şu. Hafter yönetimindeki ordunun bir dakika geliyorum. Donanma komutanı dedi ki, donanmanın kurmay başkanı, bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldım dedi. Bu arkadaşlar, bunun İngilizcesi de var. Neyse, boş verin, tamam. Bu böyle. Şimdi bunun İngilizcesinden size ben söyleyeyim. Diyor ki, any Turkish research vessel, yani herhangi bir sondaj gemisini batırma. Çünkü Libya'daki Trablus hükümetiyle Türkiye anlaşma da değil tam, mutabakat muhtırası denilen bir şeyle orada ortak petrol arama, sondaj faaliyeti yapacaklarını açıkladılar ya. Diyor ki, hani savaş gemisinden de söz etmiyor donanma komutanı. Sondaj gemisi. Herhangi bir I have orders to sink, batırma emri aldım. Any Turkish research vessel, herhangi bir sondaj araştırma ya da sondaj bizim kullandığımız ifadeyle, gemisini batıracağım kardeşim diyor. Şimdi bunu tam da biz ne zaman duyuyoruz bunları? İşte bu. Nasıl anlıyoruz bunu? Daha doğrusu ne zaman konuşuyoruz? Erdoğan'ın eğer talep ederlerse Libya'ya asker gönderebilir sözlerinden sonra. Bir, gönderirsek bu ne anlama gelir? İki, Allah aşkınıza Öney Alpagay, kaç yıldır siyasetin içindesiniz, bakanlık yaptınız, milletvekili yaptınız. Libya'ya asker gönderme kararı bu kadar mı sessizlikle karşılanır Ankara'da? Evet. Ne dinliyorsun? Peki Libya'ya asker gönderirsek Libya'ya ne olur? Oradan başlayalım. Oradan başlayalım. Yani biraz evvel bir dostumuz paylaşmış, bahsettiğim kitabın adı Bir Alman'ın Hikayesi, Sebastian Hafner tarafından yazılan. Doğrusunu vermiş olduk. Şimdi siz de söylediniz Ayşenur Hanım, Libya'da bugün iki meclis var. İki ayrı meclis var. İki ayrı hükümet var. Seçim sonuçlarını beğenmediği için Trablus'taki hükümet, son yapılan meclis seçimlerini beğenmediği için değiştirmedi meclisini. Devam ediyor elindeki eski meclisle. Yani Müslüman kardeşlerin, İslam örgütlerinin ağırlıkta olduğu meclis. Bir fiili durum yarattılar. Fiili durumu yarattılar. Öbür tarafta ise yeni seçilmiş olan milletvekillerinden oluşan bir meclis var. Böylece iki meclisli, iki hükümetli ve ikiden fazla ordusu olan bir ülke. Neden ikiden fazla ordusu diyorum? Trablus'un var, Tobruk'un da var. Ama bir de kabileler kavgası var Libya'da. Kaddafi'nin ölümünden sonra böyle oldu biliyorsunuz. Biz ne işi var NATO'nun Libya'da diye Kaddafi'nin yanında yer almıştık ki, aradan bir hafta 10 gün geçti geçmedi, NATO ile beraber Kaddafi'nin indirilmesi, devrilmesine yönelik hareketin içinde olduk. Şimdi bu koridor doğru bir koridor aslında. Yani bir gaz ve petrol aramasıyla ilgili bir koridor doğru bir koridor. Ama eğer oraya asker gönderirsek biz Libya'daki iç savaşın içinde fiilen yer almış oluruz. Fiilen yer almış oluruz. Çünkü General Hafter bugün Trablus'a doğru yürüyor. Yani birkaç gün içinde Libya'daki kimin hakim olduğu, Libya yönetimine hakim olduğu belli olacak. Az önce söyledim, Trablus kapısındalar neredeyse. Kapısındalar. Biz anlaşmayı kimle yaptık? Trablus'la yaptık. Eğer Hafner, başarılı olursa bu anlaşma bir kere biter, düşer. Anlaşma da düştüğüne göre, imzalayan meclis ve hükümet olmayacağına, anlaşmada düştüğüne göre, o zaman ne işimiz var bizim? Yani olmasa da ne işimiz var da? Belki Trablus'u alamadı.
Yine ne işimiz var? Yani o iç savaş, biraz evvel ikiden fazla ordusu var dedim. Yalnızca düzenli ordular değil, bir de kabilelerin silahlı güçleri var orada. Tam bir iç savaş yaşanıyor Libya'da. Zaten Suriye'de sıkıntıdan henüz kurtulamadık. Suriye'de istediğimiz çözümleri oluşturamadık. Orada askerimiz var. Ama beklediğimiz sonucu alamadık. Elimizde tek kalan devriye gezmenin ötesinde bir şey yok. İşte ne Rakka'da var, ne İdlib'de var. Böyle bir sonuç alamadık. Bir de bunun üstüne ne de Kamışlı'da var. Kamışlı bugün neredeyse Esad'ın yönetimi altına girdi. Esad'ın yardımcısı geziyor orada. Öbür tarafta Rakka'da Rus askerleri hakim. Yani Türkiye'nin oraya Suriyeli sığınmacıları gönderme planının hiçbir şekilde hayata geçemeyeceği belli oldu. Anketler yapılıyor Türkiye'de, 3-4 milyon Suriyelinin sadece 100 bini ben gidebilirim diyor. Biz buraya 2 milyon Suriyeli yerleştirecektik. Dolayısıyla biz buradaki bir iç kavganın, iç savaşın içine askerlerimizi feda edemeyiz. Çocuklarımızı oraya gönderemeyiz, göndermemeliyiz. Bu benim kendi fikrim. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuda kendi çocuklarımızı oraya göndermeme konusunda benzer bir görüşü dile getirir. Ayrıca gördük ki biz Libya konusunda Rusya ile Amerika yan yana, bizim karşımızda. Zaten Hafter Amerika'da yaşamış bir general. Uzun yıllar ama Amerika'da yaşamış. Ama şimdi onun arkasında Rusya var. Rusya var ama Amerika var ama. Ama Amerika çok karşısında değil. Hafter orada yaşamış, Amerika'da yaşamış. Tamam ama Amerika'nın desteği var. Amerika ve Batı Trump'a destek veriyor gibi görünüyor. Görünüyor ama ben öyle olduğunu sanmıyorum. Yani başta Fransa olmak üzere diğerlerinin de Hafter'in yanında yer alacağını tahmin ediyorum. Böyle olduğu zaman gibiyse zaten hemen dönerler. Bitince hemen döner. Sırtında yumurta küfesi mi var? Doğu Akdeniz'e bakıyoruz. Doğu Akdeniz konusuna bakıyoruz. Tamamen yalnız kalmış bir Türkiye'yi görüyoruz. Orada Filistin gibi, Ürdün gibi, Lübnan gibi Müslüman ülkelerde dahil olmak üzere Yunanistan, işte Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa Birliği hepsi bizim karşımızdaki blokta yer aldılar. Kim kaldı biliyor musunuz Türkiye'nin yanında bu bloklara girmeyen? Suriye. Bir Suriye yok ama biz Suriye ile savaşıyoruz. Suriye dışındaki Müslüman ülkeler ya da Avrupa ülkeleri ya da Amerika hepsi bizim karşımızda. Biz buna rağmen bizim gibi buralarda yer almamış olmasına rağmen Suriye ile yani savaşıyoruz demeyelim de Suriye ile bir büyük ciddi ihtilaf yaşıyoruz. Ama bir dakika savaşıyoruz. Yani... askerimiz orada gidiyor, çatışıyor. Öyle yani Suriye askeriyle belki karşı karşıya ateş açmadık birbirimize ama sonuçta oradaki askeri yapı içinde yer aldık. Ama bakın Suriye askerini ÖSO'yu destekleyerek karşımıza almış oluyoruz. Milli, hayır. Suriye askerini bu şeyler ÖSO sonra ne Milli Suriye Ordusu oldu? Yok ne oldu? Milli Ordu. Milli Ordu. Suriye Milli Ordusu dediler adına. Esir aldılar. Hayır esir aldılar Suriye askerlerini. Yani Esad'ın askerini esir aldılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri, sağlık personeli önünde döve kaka, evet, ite evet. kaka sorguladılar evet. ettiler. Biz bunları da gördük. Yani evet. orada, ve onların da maaşını biz bir veriyoruz. Bir de bildiğimiz işte. Bilmediğimiz neler cereyan etti ediyor. Yani ya da anlatamadığımız söyleyemediğimiz neler cereyan ediyor. Bütün bu, burada Suriye'de bunlar yaşanırken biz bir de Libya'nın eğer iç savaşına karışır taraf olursak bu içinden çıkılmaz yalnızca askeri boyutuyla değil, askeri boyutuyla, diplomatik boyutuyla, ekonomik boyutuyla ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olarak, Türkiye'nin yer alacağı dünyayla ilgili olarak çok büyük sıkıntılar yaratır. Şimdi özellikle Lavrov'un bu açıklaması çok, Libya'yı da işaret eden bir açıklamadır. Yani tek dostumuz Rusya dedik, Amerika'ya karşı Rusya ile birliktelikler, anlaşmalar imzaladık ama bu mesaj Libya'ya da dönelik bir mesajdır Türkiye'ye karşı. Ve İdlib meselesi çok önemli. Çok önemli Rusya tabii. ve şey açısından çok. Şimdi bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri allak bullak edildi bütün bu süreçte. Yani kaçıncı yılında, 8. yılına girdi Suriye evet, Savaşı'nda 8. Türkiye'nin rolü. Orada askerlerimiz nasıl öldürüldü, nasıl zavallılar,
çok çok hazin şeyler yaşandı. Belki daha da ağır şeyleri görecek miyiz bilmiyorum, umarım görmeyiz. Ama bir yandan özellikle 15 Temmuz sonrasında da eğer FETÖ'cülerse tabii ki gitsinler. Elbette. Hiç kuşku yok. Hiç kuşku yok. Ha tabii şunu soralım. Hem göndersinler hem de sen bu zamana kadar yaverinin bile FETÖ'cü olmadığını nasıl anlamadın? Bu kadar istihbarat zafiyetiyle sen bu ülkeyi nasıl yönetiyorsun kardeşim diye sorulması gerekiyor. Biz soruyoruz, sizler de sorabilirsiniz. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri de eskiler çok güzel söyler, istiskal edildi derler. Onun tam karşılığı nedir? Küçük düşürüldü gibi. Küçük düşürülmek gibi, tam böyle bir, evet, zafiyette uğradı. Böyle şeyler yaşandı. Şimdi söyleyeceklerim bununla ilgisi yok ama öyle bir hale geldi ki artık Türkiye yönetilemiyor ya. Herkes sokakta ve hak arıyor. Herkes, yani gençler, işte emekliler, yaşa takılanlar, onlar, herkes hakkını arıyor. Onların bir bölümü de emekli astsubaylar, uzman erbaşlar, emeklileri. Şimdi ağızlarını bantlayarak ellerinde sorunları ve taleplerini dile getiren bir dizi böyle işte duyuruyla Eskişehir'de buluştular. Ve imza çağrısı başlattılar. Çok kısa sürede saraya gönderilmek üzere yaklaşık 15 bin imzaya ulaştılar. Şimdi adalet arıyor. Herkes adalet arıyor. Bakar mısınız? Ağzını kapatmış. Astsubaylar, özlük hakları var bunun içinde, tazminat hakları var bunun içinde, bir dolu sıkıntı var bunun içinde. Mesela genelkurmay başkanları, bakanlar, makam görev tazminatı sözü veriyor, tutmuyor var. Bir de bu hareketin öncüsü müdür bilmiyorum ama en azından hani onların sesini duyurmak üzere bana geldiği için tanıştım. Bir beyefendi var, Yılmaz Özçelik. O da komando imiş. Görevde, bakın görevde başına gelenler yüzünden %75 engelli kalmış. Ve mağlulen emekli olmuş. Mağlulen emekli olmak demek açlığa mahkum edilmek demek. Özetle. Ya da re'sen emekli edilmek demek. Yani KYK'lılar, işten atılanlar falan bir kenara bırakıyorum. Ya bu ülke için hayatını ortaya koymuş, mağlul o. Yani engelli hale gelmiş %75. Bir de bunu paylaşmak istedim. Çünkü duyuramıyorlar seslerini. Bakın duyuramıyorlar. Neden duyuramadıklarını size söyleyeceğim. Bir Gün gazetesinin manşetine bakınız, rica edeceğim. Sayfa sayfa ihlal. Şimdi bu insan hakları gününde yağan hak ihlali haberleri. Eşcinseller, LGBT diyoruz ya, lezbiyen, işte biseksüel, trans bireyler. Kimliğini gizleyerek çalışabiliyor anca. Çorlu'daki kazada adalet aranıyor. Hala yok. Özgecan öldürüldü, maalesef son değil. Öğretmenler atama için beklediler. Yıllarca hala bekliyorlar, atanamadılar. Berkay, Beşiktaş da hayatını kaybeden, az önce Önay Alpagado söylemişti. Onlar için toplanan paralar da buharlaştı. Orada hayatını kaybedenlerden biri. Şimdi bu gazetede bunların hani haber olması doğal, değil mi? Çok satmıyor Bir Gün ama gücü etkisinde bence. O nedenle iktidar ne yapıyor biliyor musunuz? Basın ilan kurumunun vermek zorunda olduğu ilanı vermeyerek hayat damarlarından birini kesiyor, kesmeye çalışıyor. Şimdi bu konuda Bir Gün gazetesinden bir duyuru geldi. Basın ilan kurumu
Üç ayı aşkın bir süredir gazetemiz bir güne ilan ve reklam yasağı uyguluyor. Artık bunu ilan etmek zorunda hissettiler kendilerini. Peki neden? Basın ilan kurumunun bir güne ilan ve reklam yasağı koymak için uydurduğu ve başka hiçbir gazete için geçerli olmayan gerekçelerden biri şu: imzasız fotoğraf kullanmak. Mesela sosyal medyada hakikaten kimin kullandığını, çektiğini bilemediğin bir fotoğraf kullanıyorsun. Onu bir tek bir gün kullanmıyor, herkes kullanıyor. Ama basın ilan kurumu diyor ki, sen imzasız fotoğraf kullanmışsın, olur mu? Basın yasasına aykırı, ne yapıyorsun sen? Kesiyorum paranı. Kesiyorum ki yaşayama. Muhalifsin çünkü. Evet, duyulmasın. Fakat öyle bir noktaya getirdiler ki Öney Alpago, hanımefendiler, beyefendiler. Neredeyse Türkiye'de yaşanan korkunç şeylerin, adaletsizlik, hukuksuzluk, yoksulluk, açlık, her şeyin sorumlusu muhalif medya. Hizaya girmemiş medya ve onun yanındakiler. Dün Konya'da bir ev çöktü. Kerpiç bir ev. Yıllardır o kadar aşınmış, o kadar aşınmış, o kadar aşınmış ki dayanamış, çökmüş ev. Babaanneyle iki torun, yazık, evde ölmüşler. Doğan Demirören oldu ya malum. Demirören Haber Ajansı'nın muhabiri de gitmiş, böyle bir olay haber yapılmaz mı? Yapılır. Onu haber yapacak. Görün bakın başına neler geliyor. Cenaze ulaşıldı. Ne yapıyorsun abi? Bu kadar. Canlı. Abi ne yapıyor? Ne yapıyorsun diyor. Ne yapıyorsun? Sen ne haber veriyorsun? Senin ne işin var burada? Haber lazımsa saraydan verirler. Neredeyiz? Ayşen Hanım, biraz evvel Çorlu'daki tren kazasını söylediniz. Çorlu'daki kaza ve yürek yanığı. Ondan önce Pamukova'da 41-42 kişiyi kaybettik biz, değil mi? Evet, doğru. 41 kişiyi kaybettik. Ne zaman oldu bu kaza? 2004 yılında oldu. Erdoğan Başbakan, Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı. Aynen öyle. 2004 yılında oldu. Şimdi gerçekten demokrasiyi içselleştirmiş, kurumsallaştırmış ülkelerde bu kazalarda sorumluluğunun bilincinde ve vicdanında olan yöneticiler istifa ediyorlar. Kim onlar? Çok örneği mesela, var bunun. Ama bizim ülkemize baktığımız zaman ne oldu? Kimin istifa etmesi gerekir size göre? İşte onu söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün istifa etmesi, müdürünün istifası gerekirdi, milletvekili oldu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerekirdi, başbakan oldu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bence istifa etmesi gereken kişi onlar değildi zaten. Neden? Bakın, kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama tabii aradan zaman geçince unutuluyor bunlar. Cüneyt Ülsever, liberal, muhafazakar diyebileceğimiz bir akademisyen, gazeteci olarak o sırada Hürriyet Gazetesi'nde yazıyordu. AKP ile de yakın teşriki mesai içinde idi bir vakitler, yollara ayrılana kadar. O köşesinde yazdı. Ben daha sonra CNN Türk'teyken Medya Mahallesi'nde programa çağırdığımda benim programda anlattı. Ben daha sonra bununla ilgili birkaç yazı yazdım. Cüneyt Ülsever tekrarladı. Tek bir tekzip gelmedi. İddiası şuydu: ben biliyorum, duydum dedi. Şu, diyor ki yetkililer, efendim Pamukova, o işte hızlı tren ilk kazanın olduğu sırada. Orada diyor raylar hızlı trene uygun değil. Biz bunu hemen açarsak kaza olur, yapmayalım diyor. Erdoğan da diyor ki sorumluluk bana ait, açacaksınız diyor. Seferlere başlayacak o tren diyor. Yani sorumluluğu doğrudan üstlenmiş bir insandan ve onun hesap vermemesinden söz ediyoruz. O zaman başkanlık sistemi de yok. Ben de onu söyleyecektim. Yani bu istifanın Ulaştırma Bakanı başbakan oldu dedim.
istifa etmesi gereken başbakan da cumhurbaşkanı oldu. Bırakın istifayı, cumhurbaşkanı oldu. Bu bir yanı. Öbür yanı, 2004'teki bu dava hala kesinleşmedi, bitmedi. 2004'teki bu dava, değil bakar mi? Mısınız yargının değil işleyişine? Mi? Yargıtay'a gönderilen temiz dilekçelerinin tebligatı dönmediği için bu dava daha kesinleşemedi. O davada da Çorlu'da da kim ceza alacak? İşte bir makinist, bir tekniker, bir görevli. Sinyalizasyonunun olmaması önemli değil dedi ya. Bir ülkede bir yetkili çıktı, sinyalizasyonun olmaması çok önemli değil dedi. Kaza sinyalizasyon olmadığı için oldu zaten. Ama çok önemli değil dendi. Evet. Yani KHK'lılar, biraz evvel bir boyutunu anlattınız. Şimdi buna bir iki cümleyle değinmek istiyorum. KHK'lıların beraat edenleri var. Takipsizlik kararı alanları var, beraat edenleri var. Bu beraat edenler, beraat kararları ellerinde kurumlarına başvuruyorlar artık biz görevimize dönelim diye. Orası diyor ki hayır, biz bu İçişleri Bakanı bir değerlendirilecek sizi, öyle kolay değil, hemen alamayız. Beraat etmiş olsanız bile siz bir güvenlik soruşturmasından da ayrıca geçmelisiniz. Bunu Süleyman Soylu'ya soruyorlar. Diyorlar ki neden dönemiyor bu insanlar, beraat etmiş. Şöyle söylüyor: elbette ki güvenmeyeceğim. Herkes devletin içine girmek zorunda mı? Türkiye 15 Temmuz gibi bir darbeyle, bir terör eylemiyle karşı karşıya kalmış, devlet temkinli olmayacak mı? Her şeye Anayasa Mahkemesi'nin gözüyle bakıyor değilim. Kimse kusura bakmasın diyor. Yani biz kusura bakarız. Hukuk gözüyle bakmıyorum demek istiyorum. Hele Anayasa Mahkemesi çünkü güvenlik soruşturmalarıyla ilgili bir iptal kararı verdi. Etti. Çok geç de olsa, mahcup da bir karar da olsa verdi. Şimdi ben Anayasa Mahkemesi'nin gözüyle bakmak durumunda değilim diyor. Peki neyle bakmak durumundasınız? Bir hukuk devletinde, biri İçişleri Bakanı hukukun üstünde midir? Anayasa Mahkemesi en üst hukuk kuruluşudur. Bunu iptal etmiş. Artık senin güvenlik soruşturması yapmaman gerekiyor. Bu KHK'lı beraat ettiyse artık güvenlik soruşturması beklemeden görevine dönmelidir. Hayır diyor. Ya buna hayır be, kimse kusura bakmasın. Biz kusura bakarız, o kusura bakmasın. Ya böyle şey olabilir mi? Bir siyasetçi hukukun, hani hep diyoruz ya, hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku geldi diye. Çok çarpıcı bir örnek. Ama bu. Önay Alpago olabilir mi, olabilir mi? Oluyor. Bakın aynı Süleyman Soylu, bir de onu sorayım sırası gelmişken. İstanbul'da Şilili genç kadınların başlattığı dansı tekrar eden bir eylem yaptılar biliyorsunuz. O eylemde işte dans ettiler, bir takım sözler söylediler. Ve 6 genç kız, bir de bir delikanlı 17 yaşında 7. kişi oymuş. Gözaltına alındı, neyse bırakıldılar. Süleyman Soylu dedi ki o marjinal gruplar dedi rön işi işte devlete erozyona uğratmak istiyorlar. Şimdi marjinal olmak şöyle işletiliyor kafa. Marjinalsen ahlaksızsın. Teröre yakınsın, yatkınsın. Hatta belki teröristsin. Oo, kim bilir neler yapıyorsunuz. Halbuki marjinal demek herhangi bir dini inanış, siyasi inanışta uçta olmak demek. Yani çoğunlukta olmamak demek. Çoğunlukta olmamak hakkımız yok mu bizim olmaz mesela? Olur mu? Devletin görevi nedir? O ülkede azınlıkların haklarını da, farklı düşünenlerin haklarını da tıpkı çoğunluğun haklarını korurken koruduğu gibi korumaktır. Ne demek marjinal? Yani burada kimi kastediyor marjinal demekle? Vallahi beni kastediyor, bilmiyorum. Beni kastettiği kesin de. Bu kızcağızları kastediyor. Şimdi bu kızcağızlar ne yaptı? Peki bu kızcağızlar bunlar ne yaptılar? Dans ettiler. Dans ettiler ve Şili'de söylenen bir şarkının sözlerini Türkçe söylediler. Eğer Şili dilinde söyleseydiler başlarına bir şey gelecek miydi? Hayır. Gelmeyecekti. Türkçesini söyledikleri için ooo dediler, burada devleti yıpratmaya yönelik bir ayaklanma var. Bu çocuklar şiddet kullanmadılar. Kimseye taş atmadılar biraz evvelki gibi. Annenin örneğinde olduğu gibi. Sadece anayasadan kaynaklanmış
gösteri yapma haklarını kullandılar ve en masum gösteriyi dans ederek, şarkı söyleyerek yaptılar. Bu şarkının sözleri birebir tercümedir. Tabii. Ya orijinalini söyleseler suçlanacaklar mıydı? Galiba gene suçlanacaklardı. Çünkü İspanyolca bilen bir polis getirilmiş oraya. Öyle mi? Evet. Ha, çok, ben bir de İspanyolca bilen bir polis ama gelmiş. Dünyanın hiçbir yerinde suç olmadı. Hiçbir yerinde. Yani Lübnan'dan, Ürdün'den tutun İspanya'ya kadar, Fransa'ya kadar her yerde bu bir bir sivil inisiyatiftir, bir tavır koymaktır. Çünkü ölenler kadınlar, ölenler biziz. Şimdi Önay Alpago programdan önce çok konuşmayız biz konuklarla program öncesinde şu da var bu da var diye, ama bana bir öneriyle geldi. Leonard Cohen, efsane şarkıcı, Kanadalı, biliyorsunuz, kısa süre önce kaybettik. Onun bir şarkısı. Şimdi onu Türkçe söylese bu ülkede yasaklanabilirdi dedi. Tam da bu genç kızların söylediği şarkının aslında orijinal sözleriyle söyleselerdi başlarına bir şey gelmeme ihtimaline binaen bunu söyledi. Cohen'in o şarkısı, diyor ki Cohen, bilmiyorlar. Niye bilmiyorlar? Çok böyle alelacele birkaç başlıkla vereceğim ama o kadar anlamlı ki vermeden edemeyeceğim. Sonrasında neden önerdiğini zaten hem anlayacaksınız hem de Önay Alpago anlatacak. Söyleyeni Leonard Cohen bir de böyle bir mesaj verdi bu dünyaya. Herkes biliyor dedi. Evet, hepimiz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Ne biliyoruz da? Şimdi herkes biliyor geminin su aldığını, kaptanın yalan söylediğini diye şarkı söylesek burada bizi de gözaltına alırlar. Buradaki kaptan da siz kimi kastediyorsunuz? Biz Kanadalı kaptanı kastediyoruz ama değil mi? Herhalde. Hangi gemi, hangi zengin, hangi fakir? Şöyle bir Önay Alpago ile şurada. Bunu söyleyebiliriz. Ne var? Titanik telsiz ediyor evet. Canım. Aa. İngilizcesini söylersek sorun yok. Ama Türkçe sözlerle söylersek işte Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesinin önündeki olay başımıza gelir. Yani neden korkuyoruz ki? Bu bir şarkı, bu bir dans, bu bir söylem, bu bir müzik. Ama marjinal. Sözü, işte marjinal diye de bir şey yok. Yani ama insanlar sadece benim gibi düşünüyorsan haklısın, benim gibi düşünüyorsan özgürsün, benim gibi düşünüyorsan varsın diyebilir miyiz biz bu ülkede, bu çağda, bu bin yıllık kültürün üzerinde? Elbette farklılıklarımız olacak, siyasi olacak, cinsel olacak, dinsel olacak, etnisitede olacak, mezhepte olacak ve hep beraber bu kültürü büyüteceğiz biz. Zaten fay kırıklarımız büyüyor. Bir de gönüllerdeki fay kırıklarını kırdığımız zaman nasıl beraber yaşayacağız, nasıl komşu olacağız, nasıl akraba olacağız? Fay kırıkları demişken şu Kanal İstanbul'u konuşmaya başlayalım mı? İstanbul Dayanışma Platformu şunu olarak. Şunu önce bir göstereyim. Tamam, bu şiddetle gösterelim. İlgili de izin verirseniz. Biz İstanbul Dayanışma Platformu olarak kadın erkek üyelerimiz var bizim. Sadece kadın üyelerimiz yok. Yani her katkıyı kadın erkek birlikte yapmalıyız. Her hizmeti diye düşündük. Ve başta Bakırköy, Beşiktaş, Maltepe belediye başkanlarımız olmak üzere onlarla beraber şöyle torbalar yaptırdık. Yalnız değilsin. Yalnız bir değilsin. Ben tutayım. Siz çünkü burada telefon numaraları var. Evet. Az önce andığımız Özgecan'ın da adına bir şey var. Buyurun siz anlatın bunu şimdi. Oraya koyduğumuz telefon numaraları İstanbul Barosu'nun telefonu, belediyenin kadın haklarıyla ilgili merkezinin telefonu, bir de çok geçmiş olsun diyorum tekrar buradan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, sevgili Canan Güllü'ye de geçmiş olsun diyorum ve federasyonun numaraları. Hı hı. Buradaki bir simge, gözü mor, şiddet görmüş bir kadın, o kadının kimliğinde çocuk da elbette var. Onların karşılaştıkları bir şiddete karşı başvurabilecekleri en kolay telefon numaralarını koyduk.
Yani yapabildiğimiz bir hizmet şiddete karşı kadınları korumak açısından. Ve bu olayda gözaltına alınanlar için sabahtan akşama kadar bekleyen İstanbul Barosu'nun Kadın Hakları Merkezi meslektaşım sevgili Şükran Hanım'a da teşekkür ediyorum. Şimdi bir tanesini özellikle yazalım arkadaşlar. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu en kolay hatırlanan numara olduğu için onlarınkini evet. seçtim. Öbürlerini not etmişlerdir belki zaten ama. 0212 656 96 96 0212 656 96 96. Bir de bunu 0549'lu olarak 0549 656 96 96. Buralara telefon edebilirsiniz. Yalnız olmadığınızı öğrenirsiniz. Her türlü hukuki desteğin verileceği telefonlar bunlar. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sığınma evlerinin sayısını artırmak ve kreşleri çoğaltmak, kadın dayanışma merkezleri açmak suretiyle bu çalışmaların bir ucunda yer alıyor. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim, şu numarayı da yazsınlar. 0549 656 96 96 var bir de. GSM. Hı, tamam. Şimdi bunları verdik. Kadına karşı şiddette şu fotoğrafı verelim de öyle geçelim ne olur. Hani bir kırmızılı genç kız Kadıköy'deki eylemden. O genç kız kadar cesur olmak gerekiyor. Heh. Anne kadar hırpalanmayı, gözaltına alınmayı, yargılanmayı göze alacak kadar cesur olmak gerekiyor. Şeriat çığlıklarına karşı antikapitalist Müslümanlar kadar cesur olmak yetiyor. Gelelim. Laikliği korumak adına mücadele vermek gerekiyor. Gelelim. Çünkü bizim can suyumuz laiklik. Evet. Kanal İstanbul'a. Kanal İstanbul deyip geçmeyelim. Çünkü uzmanlar avaz avaz bağırıyorlar. Diyorlar ki Kanal İstanbul cinayettir. Bunu Ekrem İmamoğlu da söylüyor. Uzmanlara dayanarak söylüyor. Bütün bölgenin iklimi değişecek. Florası, faunası değişecek. Pay kırıkları belki tetiklenecek. İşte pay kırıklarından herhalde, zaten evet. Hani oraya geçelim demiştim. Kanal İstanbul 20 milyon kişinin hayatını etkileyecek ve değiştirecek. Olumsuz anlamda. Ama iktidar diyor ki hayır, biz baktık, bize gelen raporlarda hiç de öyle kötü bir şey demiyorlar. Biz bunu yapacağız, hatta başlamak üzereyiz. Biz ne yapabiliriz? İstanbul Dayanışma Platformu olarak... Olarak siz, ve hepimiz olarak. Hayır elbette, hepimiz. Yani nasıl tabii. Bir şey, hani bizleri nasıl harekete geçirmeyi düşünüyorsunuz? Bizler sesimizi nasıl duyururuz? Biz de bilgilenerek bir noktaya geliyoruz tabii. Kimden bilgileniyoruz? Siyasetçilerden değil. Biz bilim adamlarından bilgileniyoruz. Yani jeologlardan, doğa bilimcilerden, bütün bunlardan bilgilenerek bir fikir sahibi oluyoruz. Sadece siyasetin konusu değil ki bu. Biraz önce söylediğiniz, İstanbul zaten deprem riski taşıyan bir yer. Diyor ki uzmanlar, Kanal İstanbul'un açılması demek, İstanbul'da bütün o sessiz duran fay kırıklarının harekete geçmesi demek, İstanbul'u daha kısa zamanda ve çok daha büyük bir depremin beklediğinin bilinmesi gerekir diyor. Biz zaten böyle bir depremi İstanbul'da yaşadık. Bundan bir iki ay evvel yine hissettiğimiz bir korktuk. Depremde korktuk, bir paniğe kapıldık. Şimdi sanki bütün bunları biz yaşamamışız gibi çok daha ağır bir deprem riskiyle bizi karşı karşıya bırakacak olan bir projeye karşı durmamız gerekiyor. İkincisi, Montreux Anlaşması'ndaki boğazlarla ilgili hükümler bu kanalın açılmasıyla tamamen hükümsüz hale gelmeye başlayacak. Dolayısıyla İstanbul'un, yani Allah korusun, herhangi bir işgali konusunda da güvenliğini ciddi ölçüde kaybetmiş olacak. Zaten İstanbul Boğazı var, Çanakkale Boğazı var. Yani Karadeniz'i, Ege'yi, Akdeniz'i birbirine bağlayan iki tane boğaz var. Şimdi bunun yanına bir tane daha açmak hem Montreux Anlaşması'na aykırıdır, hem de boğazların güvenliği açısından risklidir. Oradan geçecek gemilerin çeşitliliği ve yük taşımacılığı anlamında risklidir. Üçüncüsü, büyük bir
çevre kaybı yaşanacaktır. Yani o yaşanan çevre kaybında, yalnızca bitkiler açısından, yaşayan doğal yapı açısından söylemiyorum. Ama belki de bir ekolojik dengeyi baştan aşağı değiştirecektir. Öyle diyor bilim insanları. İstanbul sel altında kalır diyorlar. Ama suyu kesilir diyorlar. Yani hem susuzluk yaşayabilirsiniz, hem İstanbul sel altında kalır diyorlar. Yani bu yapı, bu değişen ekolojik yapıyla coğrafyayı değiştiriyorsunuz. O değiştirdiğiniz coğrafyada, yani o kadar toprağın nereye atılacağı falan da ayrı bir konu. O değiştireceğiniz coğrafyada İstanbul bu yanıyla sular altında kalır. Ama bir yandan da suları kesilir. Daha pek çok neden var karşı çıkıldığı. Mali boyutu var, toplumsal demografik yapısı var, kent nüfusu var, kentlerin başına geleceklere karşı nasıl önlem alacağı yolundaki sorunlar var. Var da var. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun bu konuda göstermiş olduğu direnç çok haklı bir direnç. Bu parti farklılıkları nedeniyle değil, hayatın akışı akıl ve bilim ve bilgi yoluyla ortaya çıkan bir farklılık. Şimdi biz platform olarak önümüzdeki günlerde Sayın Başkan'dan randevu aldık. İmamoğlu'ndan. Biz burada buna karşı durmak adına hukukun kendi getirdiği sınırlar ve düzen içinde ne yapılması gerekiyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapmaya hazır olduğumuzu, bunun için bir gönüllüler ya da bir sorumlular platformu olacaksa, ki olması lazımdır, biz de onun içinde yer almak istediğimizi ifade edeceğiz. Ayşenur Hanım, bu sadece ilgi duyan kuruluşların değil, İstanbul'da yaşayan herkesin bir platform altında toplanmasını gerektiriyor. İstanbul'a sahip çıkmak adına, kendi yaşamlarına sahip çıkmak adına, bu kentin geleceğine sahip çıkmak adına, bu kentteki olası tehlikelere karşı bilgi sahibi olup çevremizi aydınlatma adına bir büyük platform şemsiyesinin kurulması gerekiyor. Bunun için de sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının, akademisyenlerin, öğrencilerimizin, herkesin yer alması ve mücadele vermesi gerekiyor. Bu kadar artık sahipsiz bir ülke miyiz biz? Bu kadar sahipsiz bir kent miyiz? Ben istedim böyle olacak. Olmayacak, olmamalı da. Olmamalının yollarını dayanışma içinde bulmalıyız. Sadece bizim platformumuzla değil, bütün sivil toplum örgütleriyle beraber, İstanbul Belediye Başkanımızla beraber, bu akşam bir toplantı var. Lütfi Kırdar da Sayın Başkan da olacak. Kendisine orada da ifade edeceğim. Sayın Genel Başkan da gelecek. Hı hı. Yani İstanbulluların toplanması ve tek ses olarak bu direnci göstermeleri lazım. Çok önemli. Çok önemli. Her birimize görev düşüyor. Evet. İstanbul'da yaşayanlar. İstanbul demek zaten Türkiye demek. Yani sanayisiyle, işte borsasıyla, turizmiyle, kültürüyle, her şeyle. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunu bu. Efendim, ben yarın ve öbür gün Ankara'da olacağım. İki gün Ankara'nın nabzını tutacağım. Demişken iki dakikamız kaldı ama şu Ankara'nın nabzını herhalde siz burada da olsanız tutuyorsunuz. Bu yeni partiler meselesi, AKP ne kadar rahatsız size göre bundan? AKP rahatsız, çok rahatsız. Onu AKP'li bazı arkadaşlarımdan da duyuyorum ya da zaman içinde bir aradalıklarımız arasında duyuyorum. Örneğin anketlerin yayınlanmasını falan hiç istemiyorlar. Tabii. Ya da yayınlananların doğru olmadığını büyük bir tepkiyle, büyük bir reaksiyon göstererek söylüyorlar. Yani bir telaşlarının olduğu belli, bir korkularının olduğu belli. Tabii siyasi partiler kurulur, çok da kolay kuruluyor Türkiye'de. Yani bu herhangi bir siyasi parti gibi baktığımız zaman çok doğal, ama herhangi bir siyasi parti gibi görünmüyor. Çünkü kuranların biri eski Cumhurbaşkanı himayelerinde Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı, bir diğeri de başbakanlık yapmış bu ülkede. Herhalde söyleyecek çok sözleri var. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan. Ama bütün bunlar bir yana, son günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir söz var ki, bu isimler için dolandırıcılar dedi. Bu çok ağır bir suçlamadır. Yani dolandırıcıysa bu isimler, bu insanlar, siz zamanında, bence onu gösteriyor. Eğer dolandırıcı idiyse bu insanlar, siz zamanında gereğini neden yapmadınız? Eğer bu insanlar parti kurmak için ortaya çıkmasalardı, dolandırıcı olmayacaklar mıydı?
Ve dolandırıcılar ise bu zaman gereğini yapın, yani yargıya verin, yargılanmasını sağlayın ya da Ahmet Davutoğlu'nun dediği gibi hepimiz var beyanında bulunalım diyor. Ne bizim eşimizin, çocuğumuzun, kimin üstünde ne varsa ortaya çıksın. Kim zenginleşti, kim zenginleşmedi, kim dolandırdı, kim dolandırmadı. Buna daha sonra karar veririz ama evvela biz şu mal beyanlarımızda bulunalım diyor. Şimdi bekliyoruz biz, mal beyanında bulunacaklar mı? İki, dolandırıcılıkla itham ettikleri kişiler için yargı yoluna başvuracaklar mı? Merak ediyor muyuz bilmiyorum. Yani yapmayacak tabii Erdoğan bunu. Ama dolandırıcı sözü çok ağır bir itham. Yani Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın da yargıya bence gitmesi lazım. Bu arada Abdullah Gül'ün himayelerinde dediniz ya, Abdullah Gül Tunus'ta konuştu. Konuştu ama Tunus'ta konuştu. Bir Arap İş Adamları Enstitüsü gibi bir toplantıya gitti Tunus'ta. Dedi ki yönetimde kötüye kullanımı önlemek için güçlerin ayrılması, kontrollerin ve dengelerin uygun olduğu kurumsal yapıyla güvence altına alınmalıdır. Denge denetleme mekanizmaları, kuvvetler ayrımı onu söylüyor. Bu demokrasinin liderlerin gölgesi altına düşmesini engellemek için gerekliliktir dedi. Bakalım Tunus'ta uzaktan konuşmuş. Burada döndüğünde Türkiye'de ortaya çıkacak mı ya da himaye ettiği Babacan ne zaman nasıl çıkacak göreceğiz ama Cuma'ya Davutoğlu tamam diyorlar. Evet, partiyi kuruyormuş. Başvuru yapıyormuş yani. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yarın bir sonraki gün Perşembe Cuma Ankara'dayım. Ankara'nın nabzını iki önemli gazeteciyle tutacağım. Biri Saygı Öztürk, bürokrasinin ne hale geldiğini menzil üzerinden ya da başka işte bu FETÖ meseleleri üzerinden anlatan, bürokrasinin yani devlet mekanizmasını anlatan bir isimdi. Çiğdem Toker'in son kitabı da günün birinde hesap verilebilir olmaktan söz ediyor ya, Amerika'da temsilciler meclisi üyeleri Trump için. Günün birinde ola ki hesap vermek zamanı gelirse, Türkiye'de işte filan bakan falan, genel müdür falan, bürokrat, kimse artık onlar, neredeyse iddianamesini yazdı kitabıyla. İnanılmaz örnekler var. İhalelerle ilgili özellikle. Evet. Yarın Ankara'dan görüşelim. Teşekkürler Önay Alpago. Ben teşekkür ederim.